Merhaba canlarım, merhaba. Hoş geldiniz. Tekrar elimize yine karşınızdayım. Biliyorsunuz şu an saat kaç? Onu tam 4 dakika geçiyor. Evde yalnızım. Geldiğimde belgimler yoktu evde. Büyük ihtimalle Feyza Kur'an kursuna başlayacak. Bayram sonuydu, bu aydı. Temmuz'daydı. Aradım. Oraya gitmişler, okula gitmişler. Herhalde onun kayıt işlemlerini başlatacaklardı. Daha gelmediler. Biliyorsunuz ben dün mükürlerde kalmıştım. Videosunu da çektim, dinledim ya, gelip beni Lülü ile beraber aldı diye. Attım o videoyu da, zaten seyretmişsinizdir. Sabah oldu, kalktık. Biliyorsunuz mükü uyanamaz. Hadi dedim, uykusunu bozmayayım dedim ben. Geçtim salona. Koyun koyuna beraber yatıyor zaten onunla ben gittiğim zaman. Kalktım ısırılacık. Geçtim ben salona. Benim elimi yüzümü yıkadım. İlk sabah kalktığım zaman Türk kahvesini içiyorum illaki. Baktım evde kahve de yokmuş. Aslında hiç öyle mükü kahvesiz durmaz ama kahveye de çok düşkün değildir benim gibi. Ben içersem nadiren, yani içer bazen. O çaya daha çok düşkün. Anam kahve yok, içemedim. Bir öte dolanıyorum, bir beri dolanıyorum, bir öte dolanıyorum, bir beri dolanıyorum. Evde kimse yok, çocuklar da yok. Biz sadece ikimiziz. Oscar olan Rodi var tabii bir de. Yok. Gözüm de kesmiyor. Yukarıda 4. katta merdivenden usanıyorum. Burada da merdiven çık, orada da merdiven çık almaya. Benim burada da mı herhalde şey yaptı. Kalktı geldi, baktım böyle gözler, surat böyle. Uyku açılmamış. Dedim kahve yok. Dur dedi, Robi'yi dedi aşağıya indireceğim dedi. Ben dedi alırım dedi. Baktım Robi'yi aşağıya indirdi. Kahveyi de aldı geldi azamlar, ezan okunuyor. Hemen şey yaptım, kahveye, ben kahvemi yapmayı içeceğim dedim, yok içmeyeceğim dedi. Kahvaltı, ben öğlene doğru, ben sabah kahvaltı yapamıyorum. Sabah dediğimde yine 10 gibi falandı gerçi de, hanım anca kalkıyor. Baktım melemen yapıyor, o meşhur melemen. Yaptım elemeni. Hadi dedi, yok dedim ben bu saatte yapamam dedim. Yemeyeceğim, sen afiyet olsun diye. Ben kahvemi içtim. O da yemeğini yedi. Karnını doyurdu. İşte duşa falan girdim, çıktım ben. Dedim ben hazırlandım, gidiyorum. Öyle. Sıkılıyor da tabii ki. Salmadı yine. Ya gitme de gitme gitme. Otur akşama gidersin. Otur akşama. Ya akşam da gideceğim. Gündüz de gideceğim. Ha şimdi bitmişim. Ha akşam bitmişim. Ben ne yapacağım evde diyor. Ben kıyamam gene. Ben evde ne yapacağım diyor. Dedim ne yapayım? Ondan sonra neyse bir saat daha falan. Kalk dedim, kalk Allah aşkına şimdi. Evde de ne yapacağım deyince şu kapıyı kapatayım. Ses de çok geliyor. Ben ne yapacağım evde diyor. E dedim hadi dedim kalk hazırlan Allah aşkına, kalk dedim dışarıya çıkalım biraz gezeriz dedim en azından. Akşam üstüne doğru dedim hani gideriz eve. Çıktık bismillah ikimiz yola, dedik nereye gidelim. Bir iki onun da hesabı var, şey ATM'lerde işi vardı, benim de vardı. Onları hallettik. Faturası vardı. Faturasını gittik yatırdık. Oradan Karaoğlan Parkı'na gittik. Deli bu kadın ya. Karaoğlan Parkı'na gittik. Birer soda orada, limonlu soda içelim dedik. Oturduk. Oturduğumuz yerde Karaoğlan Parkı'na gidiyoruz. Oyun oynuyoruz. İkimiz de bir sardıydı bu oyun. Yani dışarıya çıktın gez işte. Okey oynuyoruz. Okey oynuyoruz. Tabii ben kahvaltı yapmadım. Yavaş yavaş acıkmaya başladım. Saat yani gene nereden baksan 1:30-2 falandı. Dedim hadi kalk yemek yiyelim. Ben yemeyeceğim dedi. Canım istemiyor dedi. Çünkü o geç yaptı. Ben yapmadım.
Dedim yersin yersin. Yok yemeyeceğim dedi. Hayret yemeyeceğim dedi. Kalktık oradan. Bir kere çoluk çocuk hep beraber gitmiştik. Çok güzeldi burası. Oraya girdik. Neyse ben aldım. Dedim sen de şey yap biraz dedim ben. Orada yemeğimizi yedik. Dedim hadi kalk gidelim artık. Nereye gideceğiz gene bak şimdi. Kız dedim eve gideceğim ben. Dedim hayır bize gidelim eve. Aha şey ne için aslında bu videoyu bile o çekiyordum. Çok sevinçliyim bugün. Çünkü Özlem Hanım aradı. Benim tontiş abim yoğun bakımdan yarın çıkıyor. Aslında bugün çıkacaktı da bir gün daha tutalım demişler. Öyle demiş Özlem. O telefonu açtı. Abla dedi yarın dedi gelir alırım dedi. Babam çok iyi dedi. Yoğun bakımdan çıkarız. Küçük bir enfeksiyon vardı ameliyat için. Çok başarılı geçtiydi. Ona yani çok sevindim. Hem onu size bildireyim dedim. De Mükü'den girdik başladık. Ondan sonra kız dedim sabah gideceğim ben kıyafetlerimi hazırlayacağım çantamı hazırlayacağım dedim ben. Olsun benden gidersin. Ya Allah aşkına dedim yapma Mükü ya gözünü seveyim senden kalk dedim ben. Şimdi kaçta geleceği belli değil. Özlem'in beni almaya sağ olsun kendisi geliyor alıyor beni ben gelirim diyorum yok ben gelir alırım diyor. Ya belki dedim sabah 8'de hadi çıkardılar dedim ben. Yok o öğlen çıkar. Ya nereden biliyorsun dedim ben. Orada kadın doktor istediği zaman çıkar istediği zaman şey yapmaz dedim ben. Şimdi dedim gidip sabah 8 gibi 9 gibi olursa kalk git eve çantanı hazırla öteberi hazırla. Bir de ben titizlikle şey yapıyorum. Ne olacak diye alacağım diyor hemen diyor çok mu zor çanta hazırlamak diyor. Salmak istemedi yani. İşte ben ne yapacağım, ben ne yapacağım? Kararımız şuydu, Özlem Hanım daha telefon açmadan önce. Ne zaman çıkacağını bilmiyoruz. 2 gün içinde eğer 3 gün çıkmasaydı bir Bursa'ya gidip gelecektik. Dedim şimdi ben Bursa'dayken olmaz dedim yani. Şimdi arayı verir kadın. Kadın hani dese ki bana 3 gün sonra çıkacak öyle bir net kesin bir cevap verse... Tamam gidelim dedim ben. Ha, ama ne olur dedim ben. Şöyle bir şey yapabiliriz dedim. Side'ye gidebiliriz. Alanya'ya gidebiliriz. O önemli değil. O çıkacağı zaman bir gün önceden zaten söylüyor. Yakın mesafe çıkar gelebilirim. Ama Bursa 8 saat. Nasıl geleyim dedim ben. Ayıp olur dedim ben. Hiç sevmediğim şeyler kişileri yüzüstü bırakmak. Ondan sonra. Ben bir hafta ne yapacağım? Gel yanıma hastaneye dedim. Onun bayan çalıştığı kişiler Fethiye'ye gitmişler. Bir hafta sonra gelecekler. Ben bir hafta ne yapacağım? Ne yapayım dedim. Gel yanıma. Hastanede ne yapacağım? Yapacak bir şey yok o zaman dedim. Bir alem yani. Gerçekten bir alem. Dedim ne yapabilirim dedim. Yapacak bir şeyim yok dedim ben. Hastam çıkıyor. Yarın hastaneye dönüyorum tekrar. Neyse yemeği yedik hadi dedim biraz daha vakit geçsin. Şimdi o duramıyor da dedim beni götüremedi eve. Ya hadi bana kadın dese Özlem Hanım öğlen çıkacak dese hadi gideyim kalayım gene sabah erken kalkar gelirim. Ama öyle bir saat vermediği için baktım ofurdanıyor pofurdanıyor ben ne yapacağım diye ben. Dedim o zaman hadi şey yapalım. Yemek yedik ya gittik gene çok güzel nezih bir yere oturduk dedim gel kahve içelim. Kahve içtin ya evde ya bir şimdi o sıkıntısına ne yapacağını ne diyeceğini bilemiyor. Ya ben günde dedim 3-4 kere dedim 5 kere kahve içiyorum dedim ben. Evde içtin ya diyor. Öldürdü beni gülmekten bugün onun şaşkınlığı. Çekmedim çektim videoyu alacaktım hele onun şaşkınlığını da. Olmuyor işte her zaman çekilmiyor. Neyse oturduk bir yere yani saat zaman geçsin sıkılmasın diye onu şey yapıyorum. Oturduk birer şey yaptık kahve söyledik dedim kahve içelim artık sıkıntısına gir oyuna bana gir oyuna. Millet de bize bakıyor açtık telefonları artık. Hem kahve içiyoruz hem oyun oynuyoruz. Baktım artık akşam üstüne doğru dedim ben gidiyorum artık dedim hani yeter dedim ben. İyi tamam dedi. Öpüştük. Ayrıldık. Haberleşiriz dedik. O eve gitti. Ben de döndüm geldim eve baktım. Evde hiç kimsecikler diyor ki
Kalktım çantamı falan hazırladım. İşte şampuanlı fırça, diş fırçamda oydu buydu. Onları toparladım. İşte hastaneye dönüyorum. Ya hastane dönüşü artık onun için sık sık attım bloklarımı. Sıkılmayın diye. Hastanede büyük ihtimal yapamam tabii ki canlı yayın ama inşallah umudum gidip gördüğüm zaman yarın abimizi durumuna bakacağız artık. İnşallah evimiz eve bir an önce çıkarız. Evde de kendimi toparlayasaya kadar bakacağım. Ha evden yapabilirim. O sıkıntı değil ama hastanede yapamam büyük ihtimal. Eve çıktığımız zaman evde yapabilirim. Evimde de yardımcı olacağım. Vallahi yani ona gün veremiyorum ama bir hafta mı olur zil çaldı geldi benimkileri. Yani iyileşme süreci ne kadar sürer bilemiyorum yani artık 10 gün mü sürer 15 gün mü sürer. Evde de öyle bir yardımcı olacağım. Öyle konuşmuştuk doktor hanımla. Çok fazla uzun süreceğini de tahmin etmiyorum. İşte bilemiyoruz yani bir şey diyemiyorsun. Pazartesi günü biz eve çıkacaktık. Çıkmadan mesela yoğun bakıma alındı. Onun için bir şey söyleyemiyoruz. Kesin bir net bir şey diyemiyorum. Ama eve çık inşallah kısa zamanda çıkarız eve de evden de tekrar iletişim kurarız. Yani oradan canlıya yapabilirim yani oradan yine sohbetlerimize devam edebiliriz. Onun için sık sık bloklar attım. Sıkılmayın. Seyredin. diyerekten diye. Ama ben sizi özleyeceğim. Canlı yayını çok özleyeceğim. Dedim sizi bilgilendireyim. Sizleri çok seviyorum. Kokulu kokulu. Kokulu kokusuz öpüyorum. Nükü de bir hafta başımın etini yiyecek. Telefonla benim. sıkıntıdan bana saracak biliyorum. Bir dahaki blokta görüşmek üzere. Bye.